Selamlar, hoş geldiniz. Duygu ben. Bugün yepyeni bir burç içeriğiyle yine karşınızdayım. Evet, bugün Başak Burcu erkeğinden bahsedeceğim, söz verdiğim gibi. Fakat ondan önce kanalıma yeni geldiyseniz, beni yeni keşfettiyseniz ve içeriklerimden hoşlandıysanız sizden minicik bir ricam olacak. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şimdi dilerseniz içeriğimize geçelim. Başak Burcu erkeğinin genel karakteristik özellikleri nelerdir? İsterseniz ondan başlayalım. Karşınızda görüp görebileceğiniz detaycı, detaylara en düşkün, analitik zekası son derece gelişmiş, mantıkla yaşayan, mantıkçı, hafızası çok kuvvetli, güven duygusuna çok değer veren, hayatta her şeyin güven üzerine kurulu olmasına özen gösteren, sözünün eri, dürüst, hatta bazen patavatsız, eleştirel ama eleştirilmeyi hiç sevmeyen ve aynı zamanda da kaliteli şeylerden hoşlanan, hayatının her noktasında kaliteden hoşlanan bir erkek var. Başak Burcu erkeği. Birazcık açalım dilerseniz. Bu anlattıklarımızı üzerinden geçelim. Nasıl bir erkek Başak Burcu erkeği? Ne dedik? Detaylara çok çok önem veren bir erkek dedik. Evet, bir şeye takıldı mı bütün detaylarıyla ele alıp konuyu, her birini kafasında tek tek değerlendiren bir erkekten bahsediyoruz. Ve söylediğiniz hiçbir şeyi unutmaz. Hafızası son derece kuvvetli bir erkektir. Başak Burcu erkeği bu noktada güzel bir özellik aslında, detaycı ve detaylara önem veren biri olması, ama bu karanlık bir özellik olarak geri dönebilir. Yani gölge bir özellik olarak geri dönebilir. Nasıl derseniz, bu detaylar onu çok yorabilir, evham sahibi olabilir, endişeli olabilir detaylar yüzünden. Yani hayattaki bütün detaylara takıldığı için bazen büyük resmi kaçırabilir ve bu endişeler onu hasta edebilir. Obsesyon geliştirmesine sebep olabilir. Gece uykusuz kalabilir, çok düşünmekten mide rahatsızlıkları geliştirebilir vesaire vesaire. Yani bu noktada bu gölge bir özelliğidir. Ama hafızası kuvvetlidir, tarihleri unutmaz, günleri unutmaz, özel günlere değer verir. Bu tip şeyleri aklında tutabilen bir erkek var. Bu da iyi tarafı diyelim. Mantık onun için çok önemlidir. Mantığının süzgecinden geçirmediği hiçbir şey yoktur diyebiliriz. Hayatındaki her şeyi, ama her şeyi, işi, evi, ilişkileri, her şey dahil olmak üzere mantık çerçevesindedir açıkçası. Çok duygularıyla hareket eden bir burç değildir. Mantığının süzgecinden geçmeyen hiçbir şeyi hayatında bulundurmamaya ya da barındırmamaya özen gösterir Başak Burçları. Detaycıdır, eleştireldir. Eleştiri noktasında bazen patavatsızlığa kadar vardırabilir, ama kötü niyetli değildir. Yani diyelim ki bir soru soruyorsunuz, onun cevabını eğer cevabından emin değilseniz sormayın. Çünkü gerçekten çok dürüst olacaktır. Bu elbise sana yakışmamış, senin ten rengine hiç uymamış, çok çirkin diyebilir size. Yani çok açıktır, çok nettir, ama bunu bazen karşı tarafın hislerini kırabileceğini, üzebileceğini düşünmeden temiz yüreklilikle yapar aslında. İyi niyetle yapar, fakat bazen patavatsızlığa vardırabilir. Ama dürüstlüğünden şüphe etmeyin. Hayatında hep yapabileceği şeyler üzerinden ilerlemeye çalışır. Çözüm insanıdır. Başak Burçları'nın belki de en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, fayda vermeyi çok sever. Faydalı insanlardır, çözüm insanlardır. Bazı burçlar var ki sorunların içinde boğulmak taraftarı. Sorunlardan, evet, Başak da sorunlardan bir noktada besleniyor, ama çözüme yönelik besleniyor. Ne yapabilirime bakıyor. İyi bir çözüm bulucudur Başak. Bir sıkıntınız varsa size bir yol haritası çizebilir, çözüm bulmaya çalışabilir. Sizinle beraber çözümler üretmeye çalışabilir. Bu noktada iyi stratejiler geliştiren insanlardır, erkeklerdir Başak Burcu erkekleri. Başak Burcu erkekleri peki aşkta nasıldır? Ona geçelim dilerseniz. Aşkta
çok seçici erkeklerdir. İdealist ve mükemmeliyetçi demiş miydik? Evet, idealist ve mükemmeliyetçi oldukları için kendilerince, kendi çaplarında idealist ve mükemmeliyetçi insanlar oldukları için çok zor beğenirler. Kendi mükemmellerini ararlar. Dolayısıyla zor seçerler, çok zor da aşık olurlar. Yapacak bir şey yok. Başak erkeği böyle. Aşk noktasında güvenilir ve sözünün eri insanlardan hoşlanırlar. Tutarsızlıktan hoşlanmazlar. Bir gün öyle, bir gün böyleyseniz Başak Burcu size güvenmeyecektir. Başak Burcu güven burcudur. Yani sizden güven ister. Size güvenebilmeli aşık olabilmesi için. Aslında şöyle de açıklayabilirim. Garantici insanlardır. Yani üzülüp kırılmak istemedikleri için olabilir. O ilişki içinde yani garanti bir ilişkiye girmek isterler. Kendilerini üzmeyecek, kırmayacak, sürekliliği olabilecek, sabit olabilecek bir ilişki içinde olmayı yeğlerler. Dolayısıyla zor seçerler, zor güvenirler, zor tercih ederler. Fakat tercih yaptıklarında da bu tercihte sabit kalırlar ve ilişkilerini uzun uzun süreler götürebilmek için, devam ettirebilmek için son derece çaba harcayan erkekler olurlar. İlişkilerinde fedakar, verici, gerçekten ilişkisi için çaba harcayan bir erkek göreceksiniz. Onun dışında lütfen Başak erkeklerinden romantizm beklemeyin. Beklemeyin, dümdüz insanlar. Dümdüz kendilerini ifade ederler, dürüst bir şekilde. Ha, hiç güzel söz duyamayacak mıyım derseniz duyacaksınız. Ama allı pullu süslü sözler değil bunlar. Olduğu gibi sizi ne kadar çok seviyorsa o kadar dile getirebilen erkekler olacaktır. Aynı şekilde onları çok güzel sözlerle etkileyemezsiniz. Yani şiirler, şarkılar onları çok da etkilemez açıkçası. Onları etkileyen tek şey ilişkide, güvende, sadakatli bir zeminde olduklarını bilmek. Sizin ondan vazgeçmeyeceğinizi, bu ilişkiden vazgeçmeyeceğinizi bilmek. Garanti, bakın orada da garanticilikleri ortaya çıkıyor. Onları bu sevginin içinde tutacaktır. Size güvenmelerini sağlayacaktır. İlişkiyi son derece mutlu bir şekilde götürebilmelerini, devam ettirebilmelerini sağlayacaktır. Yani Başaklara garanti vermelisiniz. Garanti belgenizle gidin. 10 yıl garantim var diye. Bir ömür garanti belgesi vermek zorundasınız Başak Burçlarına. Zaten sizi zar zor seçmiş, sevmiş, aşık olmuş. Dolayısıyla güvenmek isteyecek Başak Burcu aşkta. Başak Burcu aşkta şöyle bazen ihmalkar olabilir. Çünkü işi onun için sorumlulukları son derece önemlidir. Rutinine bağlıdır dediğim gibi. Size çok kıymet verecektir ama işini de önceliklerinden bir tanesi yaptığı için bazen İşi ön planda olabilecektir. Bu noktada kırılıp alınmamak gerekiyor. Çünkü belli değerlere sahip erkekler söz verdikleri şeyi yerine getirmek için çaba sarf etmeyi severler ve işlerinde son derece ne dedik çalışkandırlar. Dolayısıyla bazen aşk hayatınıza onun iş hayatı sekte vurabilir. Peki Başak Burcu erkeklerinin hiç mi karanlık tarafları, gölge yanları, kötü huyları, kötü özellikleri yok dediğinizde diyor gibiyim. Elbette var. Olmaz mı? Evet, olmam mı? Evet, nedir diye soracaksınız tabii ki. Şimdi Başak Burcu erkekleri ne dedik? Eleştirel erkekler. Eleştirel oldukları için ağızlarına geleni son derece patavatsız bir şekilde söyleyebiliyorlar. Karşı tarafın duygularını o sırada hesaba katmayabiliyorlar ve incitici olabiliyorlar. Bu bir kere bir karanlık bir özellik. Bunu kötü niyetle yapmasalar dahi. Karanlık demeyelim de gölge taraflarından bir tanesi. Bazen rahatsız edici olabilir bu. 2. Bu kadar eleştirel olmalarına rağmen eleştiri kabul etmeyen erkekler. Yani bir Başak Burcu asla haksız olamaz. Her zaman haklıdır o. Haksız olmasına ihtimal yok. Eğer böyle bir tartışmaya girdiyseniz şunları duyabilirsiniz. Yine mi ben haksızım? Yine mi benim yüzümden oldu? Yine mi yapamadım? Yine mi seni mutlu edemedim? Çünkü her şeyi detay detay düşündükleri için, mükemmele yakın yapmak istedikleri için her şeyi, nasıl olur da
bir hata yapmış olabilirler. Bunu kabullenmeleri imkansız. Onlar zaten kendilerini en ağır şekilde eleştiriyorlar. Yalnız kaldıklarında. Bir de sizin eleştirinizi kaldıracak durumları yok. Böyle düşünün. Eleştirdiğiniz zaman tartışmadan kaçan ve bu şekilde savunmaya geçen bir erkek görebilirsiniz karşınızda. Peki ya başka gölge özellikleri var mı? Dedik ya evhamlı, detay detay her şeyi düşünüyor, kafaya takıyor. Bu insan bir süre sonra rahatsız edici boyutta evham geliştirebilir. Yani melankoli oluşturabilir. Hayatında bir süre sonra bazı şeyleri tolere edemeyip bunlardan dramatik sonuçlar ortaya çıkarıp bu sonuçlara bağımlı yaşayabilir. Yani dramdan beslenebilir Başak Burcu erkekleri. Ama günlük hayatında bunu görmezsiniz. Şöyle düşünün, günlük hayatında işinde, gücünde, sorumluluğunda, güler yüzlü, arkadaş çevresinde öyle gayet neşeli, neşelendiren, eğlendiren, konuşkan biri vardır. Fakat tek başına kaldığında ya da bazen size açılabiliyorsa sizinle o melankolik tarafını görebilirsiniz. Karamsar, melankolik, geleceğe dair şüpheleri olan tarafını görebilirsiniz ve bu içinizi karartabilir. Çünkü çok da spiritüel insanlar olmadıkları için, mantıkçı insanlar olmadıkları için çözüm bulamadıkları konularda derin üzüntülere gark olabilirler. Başak Burcu erkekleri kolay kolay seçemiyor, aşık olamıyor. Fakat aşık olduğu zaman gerçekten gözü kara aşıklara dönüşebilirler. Çok verici, çok fedakar, imkansız nedir bilmeyen insanlar olabilirler sevdikleri zaman. Çünkü dedik ya, çözümsel, faydacı insanlardır. Bir kere o duyguya kapıldıkları zaman, yoğun derecede aşık oldukları zaman bambaşka bir kişilik gösterebilirler ve aşık oldukları insan için her türlü fedakarlığı yapabilecek duruma gelir Başak Burcu erkekleri. Başak Burcu erkekleri peki ne tip kadınlardan hoşlanır? Başak Burcu erkekleri tabii ki biliyorsunuz hayatlarında düzene, tertibe çok ciddi anlamda yer olduğu için düzenli, tertipli. Kaliteli, bakın bu çok önemli, kaliteli kadınlardan hoşlanır. Kaliteli derken boş konuşan, kendini düzgün ifade edemeyen, kalitesiz görünen, kötü espriler yapan, entelektüel olmayan, kendini taşıyamayan kadınlardan hoşlanmaz. Kaliteli, düzgün bir duruşu olan, sade, asil, tertipli, düzenli, duygusal olabilir hoşlanacağı kadın. Çünkü kendisi birazcık daha mantığıyla yürümeyi tercih eden biri olduğu için duygusal kadınlardan da hoşlanabilir. Bu tip kadınlar ona cazip gelecektir açıkçası. Düzeni, tertibi sever, üstüne başına dikkat eden, tertipli, temiz, temizlik çok önemli, temiz kadınlardan fazlasıyla hoşlanabilir. Alternatif olarak nasıl kadınlardan hoşlanır diye düşünecek olursak. Ve tabii ki karakter özelliği olarak da aykırı, günü gününe uymayan, işte anında kararlar veren, bir öyle bir böyle kadınlar ona göre değil. O sabit fikirli, tutarlı, duygularında, sözlerinde tutarlı, güvenilir, güvenilir, sadık, sözünün eri kadınlardan hoşlanır elbette ki, tartışmasız. Zaten zor hoşlanıyor, bir de böyle olması gerekiyor. Bir Başak Burcu erkeği aşık olduğu zaman bağımlılıkta geliştirebilir bu arada. Yani şöyle... Duygularına çok kapılan bir erkek değil ama kapıldığı zaman da bağımlılık geliştirebilir. Çok enteresan. Başka şeylere de öyle. Başka zararlı şeylere mesela. Aşk zararlı değil elbette ki ama bağımlılık, obsesyon geliştirebilecek bir burç mesela. İlginç bir özelliği. Obsesyon geliştirebilir. Aslında aldatmaya meyilli bir burç değildir Başak Burcu. Aldatmaz. Dürüsttür. Aldatmayı tercih etmez açıkçası. Rahatsız eder onu, vicdanını, onu. Zaten dedik ya, çok seçici olduğu için de kolay partner seçemiyor. Mükemmeli arıyor. Her yerde de mükemmel yok. Dolayısıyla
aldatmaya pek yönelmez. Zaten yoğun bir iş hayatı var. Hangi birini, hangi biriyle uğraşsın? Fakat eğer kötü bir evlilik yaptıysa ya çok erken evlenirler ya da müzmin bekar olarak hayatlarını sürdürürler Başak Burcu erkekleri. Çok erken evlendiyse, hoş bir evlilik yapmadıysa vesaire çapkınlık yapabilirler. Tensel bağımlılıkları olabilir. Bu da karanlık gölge taraflarından bir tanesi diyebiliriz ama tabii nadiren olur Başak Burcu erkeği. Bunu nadiren yapar diyelim inşallah. Evet, Başak Burcu erkeği de tüm detaylarıyla böyleydi. Elbette es geçtiğim şeyler muhakkak vardır. Sizin eklemek istedikleriniz olacaktır. Bunları dinliyorum. Aşağıda buluşalım diyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Çok çok sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki burcumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.